Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit aşkını geri döndürecek şok olay ne olacak? Yoksa Seyfer aşkı tamamen bitti mi? Ferit Seyran'dan nasıl intikam almak isteyecek? Sacide Korhanlara her şeyi anlatacak mı? Ve bu geçtiğimiz bölümde kaçırılan çok önemli detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Seyran hamile olduğunu öğrensin diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle Seyran, Korhanlardan ve Kazım'dan tüm gerçekleri anlatarak intikamını aldı. Peki Ferit buna karşılık ne hamle yapacak? Ve bu saatten sonra Seyfer aşkı nasıl düzelecek? Ferit bu son yaşananlardan sonra artık Seyran'ı bu sefer gerçekten unutmaya çalışacak. Hatta Seyran'ı bu süreçte çok kızdıracak şeyler yapacak. Bunların en başında ise Ferit sırf Seyran'dan intikam almak için Pelin ile evlenecektir. Fakat bu evlilik tam yapılacağı sırada Sacide bombası patlayacaktır. Pelin'in dayısı Şehmuz geçtiğimiz bölümde Sacide'yi Ferit ve Pelin evlenene kadar ortaya çıkmaması konusunda tembihlemişti. Bundan ötürü de Sacide Şehmuz'un evinde kaldı. Sacide karakterini oynayan oyuncu başka bir dizinin kadrosuna dahil oldu. Sacide karakteri Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Bu yeni dizi başlamadan Sacide'yi daha Yalı Çapkını dizisinde görmeye devam edeceğiz. Ama Sacide karakterini oynayan oyuncunun yeni dizisinin başlamasına da çok az kaldı. Bundan ötürü de Sacide karakteri Yalı Çapkını dizisinde çok kalamaz. Bu nedenle Sacide'nin yakın zamanda Pelin'in yaptıklarını ortaya dökeceğini ve sonrasında diziden ayrılacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 1-2 bölüm içerisinde Ferit, Seyran'dan intikam almak adına ve verdiği sözü yerine getirmek için Pelin ile evlenecek. Fakat tam da bu kısımda beklenmedik olay yaşanacak ve Sacide Pelin'in gerçek yüzünü ortaya çıkartacak. Hatta ben tam bu olayın düğün vaktinde gerçekleşeceğini, yani tam Pelin ve Ferit'in düğünü yapılırken Sacide'nin her şeyi ortaya dökeceğini düşünüyorum. Pelin'in gerçek yüzünün de ortaya çıkmasıyla bu evlilik iptal olacaktır. Bu kısımda Pelin tarafında olaylar bu şekilde sonuçlanacaktır. Peki Seyran tarafında neler olacak? Tamam Pelin ve Ferit bitecek ama Seyran ve Ferit nasıl düzelecek derseniz de bu konuda iki ihtimal var. Birincisi Seyran hep dediğim gibi hamile kalacak ve Ferit ile de bu hamilelik sayesinde barışacaklardır. Yani bu ikiliyi tekrardan birbirine bağlayacak bu hamilelik senaryosu olacaktır. Ferit Seyran'dan son yaşananlardan dolayı intikam almak istese de bu hamilelik haberiyle bu intikamını unutacaktır ve Seyran'a karşı tekrardan iyi olacaktır. Seyran ve Ferit'i tekrardan bir araya getirecek diğer bir ihtimal ise dizide yaşanan şok bir ölüm olacaktır. O ölecek kişinin de zaten Esmi olduğunu geçtiğimiz haftalarda yaptığımız analizde söylemiştim. Bu geçtiğimiz bölümde aşırı rahatsızlaşan Esme karakterinin de diziye veda edeceği konuşuluyor. Yani yeni bölümlerde Esme'nin rahatsızlığının artıp öleceği söyleniyor. Ama tabii ki de bu konuda net bir gelişme yok. Ve zaten bir gelişme olması halinde sizlerle mutlaka paylaşacağım. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Esme'nin Kazım'ı boğduğu hayali sahneden sonra Esme'nin delirmeye doğru ilerlediğini söylemiştim. Yani daha Esme kafayı yitirecek ve delirme aşamasına gelecektir. Ama senarist değişikliğinin olmasıyla bu senaryo iptal edilmiş veya değiştirilmiş olabilir. Yani Esme'nin ölme ihtimali de vardır. Esme'nin geçtiğimiz bölümde de rahatsızlığının arttığını Hattuçal'a Ferit'e de söylemişti. Ardından Esme tekrardan hastaneye gitmişti. Bu olaya bu kısımda çok değinilmedi. Fakat asıl herkesi şok edecek bu olayın kötü sonuçlanması olacaktır. Kimse tarafından fark edilmeyen ve göz ardı edilen Esme maalesef ölerek diziye veda edecektir. Esme'nin birkaç bölüme artık hastalığı çok ilerleyecek ve ameliyata alınacaktır. Ardından ise tıpkı Fuat'inkine benzer şekilde herkes Esme'nin ameliyattan çıkışını beklerken maalesef Esme o ameliyattan sağ çıkamayarak ölecektir. Fuat'ın ölümünde olduğu gibi yine bizleri bu sahnelerde çok duygusal anlar bekliyor olacak. Esme'nin vedası ile beraber de Seyfer tekrardan bir araya gelecektir. Fuat'ın ölümüne yaklaşırken hatırlarsanız Seyran ve Ferit boşanmışlardı.
Sonrasında Ferit ve Abidin Seyran ve Sunay'ı başkalarıyla evlenmekten kurtarmışlardı. Bu kısımda Fuat da Ferit'e yardım ederken kaza yaparak ölmüştü. Ardından ise Seyran Ferit'e destek olmak adına yanından bir an olsun ayrılmamıştı. Sonrasında ise çok beklenen Seyfer birlikteliği yaşanmıştı. Yani Fuat'ın ölümü Seyfer'i birbirine bağlamıştı. Şimdi ise tekrardan boşanma aşamasına gelen Seyran ve Ferit'i bu sefer de Esmen'in ölmesi birbirine bağlayacaktır. Hatta Esmen'in ölümüyle beraber hamilelik bombası da bu kısımda patlayabilir. Yani Seyran bir yandan annesinin ölümüne üzülürken diğer tarafta beklenmedik şekilde hamile olduğunu da öğrenebilir. Son olarak da bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. Peki sizce geçtiğimiz bölümde Ferit mi yoksa Seyran mı haklıydı? Lütfen sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den dizi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bölüm var. Ayıpsa ayıp Seyran ya. Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum tabii ki. Gelmiyorum Ferit. Ya her seferinde beni düşürmüştü, duyuruma bak ya. İnanamıyorum sana, utanmadan soruyorsun bir de geliyor musun, gelmiyor musun diye. Sen de bunu görüp gerçekten bunun yanına mı gideceksin Ferit? Aynen öyle yapacağım.